İstanbul'da en yakın yeri. Çünkü hızlı feribotlarla, deniz otobüsüyle buraya geçmek çok kolay. Buraya geldiğinizde gerek Bursa'yı gezecek olun, gerek işte Mudanya, Gölbez, Trier'e yapacak olun, Mudanya'da mutlaka durmak lazım. Çünkü özellikle yenilenmiş olan kordon boyu oldukça hareketli. Çok sayıda kafe, restoran, balık restoranı var. Burada gelip hani biraz kafa dinleyebilirsiniz. Bir de bence en keyifli yeri yazın sıcağında bile burası deniz kenarında olduğu için sürekli püfür püfür esiyor. Isın! Püfür püfür. Püfür püfür esiyor. Mudanya antika günleri. Mudanya sahilde. Girit Mahallesi sana neyi hatırlattı? Girit'i tabii ki. Demek ki oradaki Türkler buraya geldi. Oradaki Türkler evet, mübadele sırasında buraya gelmiş. Çok da güzel bir mimari tarz benimsemişler. İki katlı kagir ahşap yapı 19. yüzyılda bir Rus iş adamı tarafından yaptırılıyor. Ve Kurtuluş Savaşımızın silahlı mücadelesinin sona erdiğini gösteren anlaşma olan Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922 yılında bu görmüş olduğunuz binada imzalanıyor. Müttefik devletlerin donanması buraya demirlemiş durumda. Karşılarında İsmet Paşa. Yaklaşık bir hafta kadar süren görüşmeler sonucunda burada Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmış oluyor. Bu binada o güzel günlerin aziz hatırasına 1937 yılından beri mütareke evi binası olarak müze olarak kullanılmakta. Bursa'nın en şirin ilçelerinden biri Trilye'deyiz ülkemizde. Rengarenk kafeler var, böyle ev yemeği yapan yerler var. Hep böyle halanın yeri, teyzenin yeri falan olur ya, burada tabii onları çok sık görüyoruz. Buranın adı aslında iki tane rivayet var. Bir tanesi şu, İznik konsülünden sonra aforoz edilen 3 tane papaz varmış. Bunların adından geldiği düşünülüyor. Çünkü Tri 3, İlya Papaz, Tri İlya'dan Trilye denmiş buraya. Bir diğeri de Trilye'de balıkçılık yaygın olduğu için balığa çıkan balıkçılar Treglia denilen bir tane barbuna benzer balık tutuyorlarmış. Dolayısıyla adının bu balık cinsinden türediği düşünülüyor. Evler böyle film seti gibi değil mi? Sanki film için yapılmışlar. Merhaba. Mahsur yok değil mi? Hayır. Bak, bu daha güzelmiş. Güzel, ben zaten seviyorum. Safran çiçeği. Malum balıkçı kasabası olunca balık restoranı da çok oluyor. Trilye balık, Şekerev balık, Savarona balık, sahil boyunca, liman boyunca sıralanmış balık restoranları var. Çamlı Kahve, burası antik dönemde deniz fenerinin olduğu yer. Aynı zamanda Trilye'nin en yüksek noktalarından. Zamanında burada balıkçıların eşleri gelip burada eşlerinin balıktan dönmesini beklerdi. Sen de beni bekler miydin? Seni her zaman bekliyorum zaten. Ömrüm seni beklemekle geçti.
Beni bekler miydin diyorsun, bak hala seni bekliyorum. Ben de balıktan dönüyorum. Fark Bey, burası bayağı eski bir kilise değil mi? Evet, burası 8. yüzyıldan kalmış Panagia Pontopolis'e, yani Bakire Meryem'e adanmış bir kilise. Halk dilinde kemerli kilise olarak geçer. İçerindeki 4 tane sütun Mısır İskenderiye'den getirilmiştir ve dünya tarihinde resmin ilk defa uygulandığı kilisedir. Resmin ilk defa uygulandığı, evet. Mesela freskler, evet. Freskler, freskler ilk defa burada uygulanıyor ve Ortodoks Kilisesi'nin 2000 yılı milenyum ayini burada organize edildi. Oo, bayağı şu an, evet, restorasyonu yapılacak. Bundan dolayı da içeriye giriş kapalı. Şimdi eski postane binası, burada zeytin satıyorlar. Bir de çok güzel tabelalar koymuşlar, şuraya bak. Okuyayım mı sizin için? Soğuk su bir gayme, Trilya'da deniz ara bulursun, zeytin ve yağına hayran olursun. Sokakları da ne ararsan bulursun, en önemlisi güler yüz, tatlılığı bulursun, hem de temiz havası olursun. Hepsi doğru, sıcak, dar, temiz hava, hepsi var. Bakın burada da yoruldum durağı var. Siz yoruldum durağında mısınız? Yoruldum durağında. Otobüs geçiyor mu burada? Yok, orada geçiyor. Yorulanlar dinleniyor sadece burada. Burası zeytinyağı taciri ve armatör Filip'in eviymiş Rumların yaşadığı dönemde. Marsilya'ya ilk zeytinyağı ticaretini yapan kişiymiş. Filip'in en zenginiymiş. Ayrıca mübadele döneminde de buradaki Rumları Yunanistan'a taşımış. Tuğçe, benim ailem ne iş yapıyor yıllardır? Zeytin. Zeytin ve zeytinyağı değil mi? Aslında bizim oralarda Trilya zeytini diye bir zeytin de vardır İzmir Aydın tarafında. Çünkü Trilya aslında zeytinleriyle ünlü. Şey bayağı eski. Aynen. Gördün mü perileri? Gördüm. Akşam kalmak ister misin? Ben kalırım. Bende sıkıntı yok. Şimdi ben bu pozu biraz önce çekerken hanımefendi beni yakaladı. Yakalandım inzibata. Çünkü burada bir kural varmış. Ben o kuralı ihlal ettim. Buradan güzel bir post çekerseniz eğer, kedilere mama almak üzere kumbaraya para atmak zorundasınız. Oradan atacağım. Kolay gelsin, görüşürüz. İyi günler.